Merhabalar, bugünkü canlı yayın konuğumuz Uşak Merkez Ortaköy Muhtarı Sayın İlyas Sungur Beyefendi. Sayın Muhtarım, stüdyomuza, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni stüdyonuzda Kanal 64 olarak davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın Muhtarım, öncelikle biraz sizi tanımak isteriz. İlyas Sungur kimdir? Biraz bize mümkünse hayat hikayenizden bahsedin diyelim. Evet, İlyas Sungur 6 Haziran 1965 tarihinde Uşak Ortaköy'de dünyaya gelmiş bir vatandaş diyelim. İlkokulu Ortaköy İlkokulu'nda, Ortaokul Uşak Halisiye Ortaokulu ve daha sonra Uşak Lisesi'ni bitirdikten sonra Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uluslararası İlişkiler'de 2 sene gibi devam ettim. Bu arada Uşak Şeker Fabrikası'nda 9 kampanya gibi çalışmışlığım oldu. Ve bu arada eşimle tanışıp, evlilik yaparak yurt dışına, İsviçre'ye gittim. 27 sene gibi İsviçre'de yaşadıktan sonra 2005-2006 yılında babam rahmetli, rahatsızlığı dolayısıyla onu tedavi ettirmek amaçlı Türkiye'ye geldim. 2-2,5 sene gibi bir zaman sonrası babam rahmetliyi kaybettik. Daha sonra İsviçre'ye geri dönüş yaptım. Ama kısa bir süre sonra annemin burada yalnız olmasından dolayı tekrar Türkiye'ye geldim. Ve bu arada da 2019 Mart mahalli yerel seçimleri gelmişti. Ve köy halkımın ısrarları doğrultusunda Ortaköy muhtarına aday gösterildim. Ve Allah'a şükür halkımızın büyük teveccühüyle Mart 2019 seçimlerinde Ortaköy'e muhtar olarak seçildik. O gün, bugündür de 4 yıl gibi bir sürede köyümüze çeşitli hizmetler yapmaya çalıştık. Biz köyümüze aşık bir insanlarız. Hizmetlerimiz oldu. Hizmetlerimiz de devam etmekte. Bu hizmetlerimizden en büyüklerinden bir tanesi diyelim, kültürümüze çok önem verdik. Köyümüzde kütüphane oluşturduk ve bu sene ikincisini gerçekleştireceğimiz Üzeyir Yaylası Görük Şenlikleri. Üzeyir Yaylası'na gelmeden isterseniz şöyle bir saptamada bulunalım. Yani Avrupa'da bulundunuz ama memleketinize olan aşkınız veya Avrupa'daki bir takım gelişmeleri kendi köyünüze taşımanız herhalde bu yolculukta sizin en büyük rehberiniz oldu diyelim. Sanatçılarımıza geçmeden Ortaköy Uşak'ın neresinde, ne kadar kilometre, hatta evet şenlik için konuşacağız, şenlik size ne kadar yakın, ne kadar uzak efendim, sizin bildiğimiz kadarıyla kadastro sınırlarınız içerisinde Üzeyir Yaylası. Biraz köyünüzden, biraz Üzeyir Yaylası'ndan bahseder misiniz? Evet, Ortaköy, Uşak, Ankara asfaltı üzerinde. Uşak'a 10-11 kilometre mesafede 360 haneli büyük bir köy. 360 hane olmasına rağmen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunu yurt dışında ve ülke içerisinde diğer illerde memuriyet hayatları dolayısıyla 100-120 civarında bir hanede şu anda oturanımız var. 450 civarında nüfusumuz var. Ama gerçek nüfusumuz 4000'in çok üzerinde. Yaz dönemlerinde, Temmuz-Ağustos ayları gibi köy nüfusumuz 450'den 1500-2000 lira kadar çıkabilmekte Almanca vatandaşlarımızın izne gelmeleri dolayısıyla. Dediğim gibi Uşak'a Ankara asfaltı üzerinde 10 kilometre mesafede. Üzeyir Yaylamız da
yörük çenliklerini yapacağımız Üzeyir Yaylamız'da. Ortaköy'den Şenlik alanı 11 kilometre. Uşak Banaz istikametinde Karlık Ortaköy içerisinden Karlık üzerinden direkt Şenlik alanımıza ulaşılmaktadır. Ayrıca Karlık Kavşağı'ndan daha kolay bir ulaşım. Karlık Kavşağı'ndan Karlık istikametine ve Karlık Köyü'nün içerisinden geçtiğimiz 2 yıl öncesi yapmış olduğumuz çok güzel bir yolumuz var. Stabilize kaplama direkt Şenlik alanına gidilmektedir. Banaz Uşak istikametine gelindiğinde de daha önceki yol güzergahı olan Kızılhisar Kavşağı'ndan Kızılhisar Köyü içerisinden direkt Şenlik alanına veya biraz daha Uşak'a doğru geldiğimizde Banaz Karlık Kavşağı'ndan sağa dönmek koşuluyla Karlık Köyü içerisinden direkt Şenlik alanımıza ulaşılabilmektedir. Muhtarım, o zaman şöyle diyelim. Uşak istikametinden gidecekler hiç yolu uzatmadan direkt sola Karlık'a dönmeli. Orada da gerçekten evet, o kavşak da kullanışlı bir kavşak. Yani hani yuvarlak dönüş noktasının olması. Evet. Ama diyorsunuz ki Banaz Afyon istikametinden gelecekler. Karlık'tan da gidebilirler ama eski yol olan Kızılhisar'ı da kullanabilirler diyorsunuz. Ama en güzel yol Karlık'tan yeni yapmış olduğumuz. Yine bakımları yapılmakta. Kızılhisar yolu da kullanılabilir. Karlık Kavşağı'ndan Karlık yolu da kullanılabilir. Evet. Tabii ki bu 16 Temmuz'daki şenliğinize hemşerilerimiz evet dediğiniz gibi gerek Karlık üzerinden gerekse Kızılhisar üzerinden bir şekilde ulaşacaklar. Evet. Zaten Üzeyir Yaylası da bizim yöremizde bilinen, tanınan, hakikaten de çok güzel çamların içerisinde nefis bir yer, bol bir oksijen, herkesin kendine göre yapabileceği bir piknik alanı ve tabii ki siz bunu da anladığımız kadarıyla zenginleştireceksiniz. Şimdi bence şunu konuşalım. 16 Temmuz'da sabah 9'dan itibaren programınız başlayacak. Zannedersem 11 gibi de protokol açılışınız başlayacak. Ben burada şunu merak ediyorum. Kimler geliyor? Ne gibi etkinlikler var? Mesela atasporumuz, cirit var mı? Efendim, gelen sanatçılarımız kimler? Hani kulağımıza gelenler var da sizin ağzınızdan duyalım derim. Evet, öncelikle şunu belirtmek isterim. Üzeyir Yaylası daha önceki yıllarda Banaz'a ait olarak lanse edilmiş. Banaz'daki bir yörük derneğimiz. Sağ olsunlar, onlara da teşekkür ediyoruz. Geleneğimizi, kültürümüzü ileriye taşıdıkları için. Burada şenlikler yaptıkları için Banaz Üzeyir Yaylası diye lanse edilmiş. Fakat burası biz arşivlerden çıkarmış olduğumuz belgelerle 320 sene önce Osmanlı İmparatorluğu tarafından bir hökçetle Ortaköy'e verilmiş. Ortaköy'ün kadastral sınırları içerisinde, Ortaköy'ün kadastral sınırları içerisinde olan bir yaylamız. Çok büyük, çok geniş, doğal olarak çok güzel. Diyebilirim ki Ege bölgesinin en güzel yaylalarından bir tanesi. Veya en güzel yeşil alanında diyebiliriz. Evet. Gelelim şenliğimize. Bu seneki şenliğimizde biz özellikle yöresel sanatçılarımızı ağırlıkta tutarak bölgemize daha güzel bir hitap edebilmek amaçlı tamamen bölgesel sanatçılarımızdan, yöresel sanatçılarımızdan oluşan bir kadro oluşturduk. İşte yörük şenliklerinin vazgeçilmez sunucusu Sayın Sebile Eke hanımefendilerinin güzel dinledik, evet. Sunuculuğunda Barış Dönmez, Yücel Otman ve orkestrası, uşağımızın yetiştirdiği değerli ozanlarımızdan Garip Ali, evet. Ve üstadımız Şaban Er beyefendiler, yine uşağımızın yetiştirmiş olduğu güzel sanatçılarımızdan yörük kızı Fatoş Kadıoğlu,
ve Kemal Özgün. Ayrıca yine bölgemizin değerli halk oyunları ekiplerinden Ayna Halk Oyunları ekibi. Atasporumuz, Cirit ve sürpriz etkinliklerle inşallah 16 Temmuz 2023 Pazar saat 09 gibi halkımızı, bütün halkımızı Üzeyir Yaylası'na davet ediyoruz. Muhtemelen saat 11 gibi de protokol açılışı yapıp bir piknik havasında, bir şölen havasında güzel bir yörük şenliği yapmak istiyoruz. Buradaki bizim en büyük amacımız, bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. İkinci geleneksel Ortaköy Üzeyir Yaylası adı altında. Buradaki bizim amacımız, geleneklerimizi, kültürümüzü yeni nesillere aktarıp bunu uzun yıllar devam edilmesini sağlamak, gençlerimize bunları aşılamak ve halkımızı bir nebze günümüzün sıkıntılarından, ekonomik krizlerden sıkılan vatandaşlarımız, hayat pahalılığından sıkılan vatandaşlarımız orada sadece şenlik değil, Kurban Bayramı sonrası da olması münasebetiyle halkımızın piknik yaparak kardeşlik içerisinde güzel bir eğlence planladık. 16 Temmuz 2023 Pazar saat 9 itibariyle tüm halkımızı, Ege bölgesinin ve Türkiye'nin bütün yörük derneklerini Ortaköy Üzeyir Yaylası'na davet ediyoruz. Muhtarım, çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki dediniz ki yöresel sanatçılarımız, belki Sayın Fatoş Kadıoğlu hanımefendiyi de hani aslen Banazlı olması dolayısıyla belki yöresel dediniz ama Fatoş Kadıoğlu hanımefendi gerçekten bilgi, birikim, hitabet ve müziğiyle Türkiye'de çok favori bir sanatçı. Evet. Ve yardımcısı, yani ekip arkadaşı diyelim, Sayın Kemal Özgün Beyefendi, o da bizim yine yüremizden Afyonlu kendisi. Tabii ki sunucu hanımefendiyi de unutmamak lazım. Yörük şenliklerinde gözümüz aşina. Tabii Garip Ali Şaban Er Beyefendi ve diğer kardeşlerimizi de. Yani bizim buradan anladığımız şu var. O gün evet gerçekten hem bir temiz hava, hem bir piknik havası, hem de halkın beğendiği, takdir ettiği, görmek istediği. Biz Fatoş Kadıoğlu'nu tabii ki ekranlardan izliyoruz ama birebir yakından görmek, belki bir resim çekilmek, belki tokalaşmak, belki onun hitabına mazhar olmak hakikaten güzel. Çünkü bizim gibi Türk kültürüne, yörük kültürüne çok önem veren bir hanımefendi. Ben de birebir kendisini tanıdığım için, yani çok doyumsuz bir program. Ben bir izleyici, bir uşak sakini olarak bence doyumsuz bir program olacağı kanaatindeyim. Yani bu sanatçıları inşallah gelen hemşerilerimiz birebir dinleme fırsatını yakalayacaklar. Ama orada Cirit de var herhalde. Biraz da Cirit'in Türk toplumundaki yeri, önemi, onu da bahsedelim isterseniz. Cirit bizim atasporumuz. Biz Anadolu'ya geldiğimizde at ve kurt bizim sembolümüzdür. At gücü, kuvveti sembol eder. Ve senelerdir Cirit oyunu özellikle Uşak'ta ön plandadır. Atasporumuzdur. 7'den 77'ye herkesin severek izlediği bir atasporumuz. Biz de dedik ki böyle bir yörük şenliğinde atasporumuz olan Cirit olmazsa olmazımız dedik. Ve o gün inşallah Cirit gösterilerinde vatandaşımız. İnşallah hemşehrilerimiz, ben bir başka yerde de rastlamıştım. Ata binen, atla resim çektiren, inşallah hemşehrilerimizin öyle bir imkanı, fırsatı da olur. En azından belki biz de
dahil bir at üstünde resim sahibi de olabiliriz inşallah. İnşallah. Çok güzel olur. Bunu da tabii ki bu komitenin başkanı, tertipleyicisi olarak sizden de hemşerilerimiz adına bir nevi istemiş olalım. Yani gelen pek çok insanımıza tabii ki bir karışıklığa meydan vermeden ciritten sonra biliyorsunuz atlar dolaştırılıyor. Evet. O sırada inşallah hemşerilerimizin böyle bir fırsatı da olacağı kanaatindeyim. Bu da benim herhalde en güzel hayallerimden birisi. Çünkü sizin de ifade buyurduğunuz gibi at Türk toplumunun hakikaten özünde olan, genlerinde olan ve hatta maneviyatında da atın bir yeri Türk toplumunun vardır. O nedenle bu şekilde. Peki Sayın Muhtarım, başka ne söylemek istersiniz? Biz ne diyelim Uşaklı hemşerilerimize? Tabii ki en büyük katılımınız muhtemelen Uşak'ta ikamet eden hemşerilerimizden olacak. Tabii dışarıdan da işte hani İzmir'den efendim Ankara'ya veya daha uzak yere kadar veya Antalya'dan efendim işte Kocaeli'ne, Sinop'a neyse buraya kadar bütün bir yöreyi mutlaka davet ediyorsunuz. Ama en büyük katılım tabii ki Uşak'tan olacaktır yani. Elbette en büyük katılım Uşak, merkez ve köylerimiz, kazalarımız, Manisa'nın, Kütahya'nın, Afyon'un bize yakın olan kazalarından olacak. Ama bu sadece Uşak'a özgü değil, biz değişik platformlarda bütün yörük derneklerini davetiyeler göndererek şenliğimize davet edeceğiz. İnşallah yörük derneklerimizin de büyük ilgi ve alaka içerisinde olup bizi ziyaret edeceklerine, şenliğimize katılacaklarına sonsuz eminim. Sadece Uşak değil, bütün yörük derneklerimizi davet ediyoruz ve şunun garantisini veriyoruz. Ortaköy Üzeyir Yaylası Şenlikleri önümüzdeki senelerde daha büyüyerek, daha gelişerek bizim hedefimiz, amacımız Ege bölgesinin en büyük şenlikleri haline getirebilmek. İnşallah. Tabii çok tarihi çok eskiye dayanan derneklerimiz var. Onların düzenlemiş olduğu yörük şenlikleri var. Onlarla yarışmamız elbette mümkün değil. Bu ilerleyen zamanlarda olacak. Biz şimdilik kendi çapımızda yöresel sanatçılarımızla bir eğlence havasında, piknik havasında bu şenliğimizi düzenleyeceğiz. İlerleyen yıllarda sponsorlarımızın, siyasilerimizin, bürokratlarımızın da destekleriyle bu şenliklerimizi daha büyük hale getireceğiz. Neden Antalya'da bir yürüyüş şenliği bir hafta sürüp bütün Türkiye'den insanlar oraya gelebiliyorsa, neden Ortaköy Muhtarlığı ve Ortaköy Yürükleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak Uşak'ta biz böyle bir geleneği neden yapmayalım? Amacımız, hedefimiz bu. Bunu söylerken de kimseyi rencide etmek düşüncesinde de değiliz. Biz kendi çapımızda yolumuza yürüyüp büyüyerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Bu arada bir şeye daha değinebilir miyim? Tabii, buyurun. Bildiğiniz gibi Ortaköy Muhtarlığı olarak Uşak'ta ilk defa olarak geçtiğimiz senelerde Tarhana Festivali düzenlemiştik. Çok güzel, evet. Uşak'ta bir ilkti. Allah nasip ederse bu sene Eylül sonu, Ekim başı gibi İkinci Ortaköy Tarhana Festivali'ni de düzenlemek istiyoruz. Şimdiden tarih tam belli olmamasına rağmen Eylül sonu, Ekim başı gibi orada tarhanamız, pekmezimiz, bulgurumuz, geleneksel olarak köylerimizde kendi yaptığımız ürünlerimizi nasıl yapıldığını ilk aşamasından son aşamasına kadar halkımıza anlatıp paylaşıp yine bir şenlik havasında çeşitli sanatçılarımızın eşliğinde bu sene daha büyük bir şekilde Tarhana Festivali'ni de, Ortaköy 2. Tarhana Festivali'ni de bu sene düzenlemek istiyoruz. Şimdiden tüm halkımızı Eylül sonu, Ekim başı o festivalinize de davet ediyorsunuz yani. Ortaköy'e, 2. Tarhana Festivali'ne
davet ediyorum. Şimdi Sayın Muhtarım, ben birincisine katılmış bir Uşaklı veya bir kardeşiniz olarak, evet, Tarhana Festivali'niz çok güzel. Burada ben o zaman şöyle bir Uşaklılar adına sizden bir istirhamımız olsun. Şimdi 16 Temmuz'da evet Üzeyir Yaylası'na geleceğiz. Çok güzel, mis gibi çam kokusunun içerisinde. İnşallah siz oradaki hanımefendilere söyleyin. Üzeyir Yaylası'nda da bir tarhana standı mı kurarlar? Bir efendim çay standı mı kurarlar? Yani orada bize, biz gelen misafirlerinize böyle bir hizmet de versinler. Bunu da Uşaklılar adına biz sizden inşallah isteyelim böyle bir şeyde. Bu planlarımız evet. İçerisinde evet. Hem Tarhana Festivalimizi anlatıp vatandaşlarımızı davet etmek, hem ikramlarda bulunmak amaçlı. Orada tarhana çorbası dağıtımlarımız da olacak. Çok güzel. İnşallah katmer bükme gibi yöresel ürünlerimiz de olacak. İkramlarımız olacak mutlaka. Çok güzel. Yani ben şuna temas etmek istiyorum Sayın Muhtarım. Tabii ki hemşerilerim beni bağışlasın ama bir odun ekmeğiyle, yani ben şöyle orta yaş bir insan olarak diyorum ki bir dilim odun ekmeği ve bir kase çorba içseniz herhalde ölümsüz bir ikram olur. Çok güzel. Yani şahsen ben en az 100 kilometre, 50 kilometre, 75 kilometre neyse o bir kase çorbayla bir efendim odun ekmeğinden bir dilim almaya gelmek isterim tabii ki. Bir de dediğim gibi hem köyünüze geldik hem de Üzeyir Yaylası'nı iyi biliyoruz. Fatoş Kadıoğlu hanımefendi de bizim vazgeçilmezimiz. Ailecek, çocuklarım, eşim çok sever. Yani ben derim ki Uşaklılara artık Kemal Özgün'den ördeğime kaz derler, onu mu dinlemeye geleceksiniz? İşte Sayın Fatoş Kadıoğlu'ndan Türkiye'mi mi dinlemeye geleceksiniz? Veya Sayın Garip Ali'den ona hediye olan Özledim parçasını mı? Efendim Eşmen'in Hacçesini mi dinlemeye geleceksiniz? Tabii Garip Ali abi orada. O da kendi biliyorsunuz çok büyük söz yazarı. Çok güzel parçaları var. Aynı şeyi Sayın Şaban Er Beyefendi için de düşünüyorum. Yani hemşerilerimiz Üzeyir Yaylası'na gelmesi için saygısızlık kabul etmeyin ama bence 10 tane sebepleri var. 10 tane. Kemal Özgün dinlenebilir, Fatoş Kadıoğlu dinlenebilir, efendim Garip Ali, Sayın genç sanatçı arkadaşlarımız, Şaban Er Beyefendi dinlenebilir. Dediğim gibi Üzeyir Yaylası'nda bir oluktan su içmek için gelinebilir, çam havası teneffüs etmeye gelinebilir. Bir de hani sizden istirhamımız olan, inşallah orada hanımefendiler bir tarhana orada belki sergilerler. Bunlardan tatmak için bile insan gelse Ortaköy'e gelmeye, Ortaköy Üzeyir Yaylası'na, ikinci geleneksel Üzeyir Yaylası şenliğine gelmeye değer diye düşünüyorum ben şahsen bir vatandaş olarak. Bütün düşüncelerinize ben de sonuna kadar katılıyorum. Sanatçılarımız hepsi birbirinden değerli sanatçılar. Doğru, doğru. Çok güzel eserleri, çok güzel parçaları var. Onları dinlemek, dediğiniz gibi tarhana çorbası ikramlarımız olacak. O havayı, o oksijeni evet. Soluyabilmek en güzel bir şey. Piknik havasında insanlarımız o ortamı yaşamalıdır diyorum. Ya bunlar anlatılmaz, bizzat yaşanılması gereken İnşallah. Şeyler. Evet. Bu sebeple tüm halkımızı 16 Temmuz 2023 Pazar günü Ortaköy Üzeyir Yaylası'na tekrar davet etmek istiyorum. Peki, anladığım kadarıyla programımızın sonuna geldik. Ben özellikle katıldığınız için, bizi bu konularda ve hemşerilerimizi bilgilendirdiğiniz için şahsınıza, çalışma arkadaşlarınıza, ekibinize, ailenize, dostlarınıza çok teşekkür ederim. Hemşerilerime de tekrar tekrar diyorum ki 16 Temmuz'da kimselere söz vermeyin. Üzeyir Yaylası'nda Sayın
Fatoş Kadıoğlu başta olmak üzere bu sanatçıları dinleyelim. Çam kokusunu teneffüs edelim. Sıhhat bulalım, sağlık bulalım diyoruz. Efendim, iyi ki varsınız diyorum. Böyle güzel bir uğraş vermeniz, Avrupa'da bulunmanıza rağmen gelip köyünüze, beldenize, yaylanıza yatırım yapmanız. Türk kültürü çok önemli. Gerçekten evet. Türk kültürünü yaşatmak, çocuklarımıza aşılamak, o saygı, sevgi, ilişkilerini, o yöresel kıyafetlerimizi. Ben şimdi gözümde canlandırıyorum. O Yörük Dernek başkanları gelmiş, yöneticileri gelmiş. Özel kıyafetleri var efendim. Yani o kıyafetleri görmek, o kıyafetlerle resim çekilmek, hemhal olmak. Biz uşaklar açısından çok güzel bir program olacağına ben şimdiden çok eminim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanal 64 olarak bizi buraya davet edip şenliğimizin ve köyümüzün tanıtımına katkıda bulunduğunuz için şahsım, köy halkım ve Üzeyir Yaylası şenliğini tertip eden yönetici arkadaşlarım adına sizlere sonsuz teşekkürler. Uşak'ta iyi ki Kanal 64 var. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hemşehrilerimiz sıhhatle gelsinler, sıhhatle eğlensinler ve evlerine dönsünler inşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ölürüm Türkiye'm.